Efendim? Bir haber çıktı mı Zümrüt Hanım? Henüz bir haber gelmedi Necip Bey. Ben de bekliyorum. Doktor randevu versin, hemen sizi arayacağım zaten. Anladım efendim. Peki siz nasılsınız? Akşam biraz dinlenebildiniz mi? İyi olmaya çalışıyorum. Bütün gece Çınarberk'i kontrol edip durdum. Bir yandan da Yeşim arıyor. Nasıl idare edeceğimi bilemiyorum. Endişe etmeyin efendim. Ben onları meşgul etmenin bir yolunu bulacağım. Yalnız sizden ricam, Yeşim'i arayıp Çınar'la meşgul olmasını salık vermeniz. Ha bunu halledelim, hemen yanınıza geleceğim. Peki Necip Bey, görüşürüz. Tamam, hayırlı günler efendim. Efendim Zümrüt Sultan. Hayatım nasılsın? İyiyim, süperim. Sesin hiç öyle gelmiyor, gergin gibisin. Ne olsun Zümrüt Sultan ya, işte saçma sapan şeyler. Yani hala her seferinde şu boşluğa nasıl düşüyorum, inanamıyorum kendime ya. Biz dün gece Çınar'la aynı yatakta yatmadık da tatlım. Yani zaten aksini ben nasıl düşündüysem salak gibi. Nasıl, süper bir evlilik değil mi? Aa. Hayatım, sabırlı olmalısın. Öyle üstüne düşerek daha çok kaçırırsın. Umursamaz gibi davran. Yanından da ayrılma. Hatta bugün işe gitmesin, günü birlikte geçirin. Aha, eminim. Çınar da bunun hayalini kuruyordur çok uzun zamandır. Sen bir teklif et. Yani sonuçta iki arkadaş gibi takılacaksınız. Yani bir sakıncası yok bunun. Bilmiyorum, denerim, tamam. Hadi Yeşim. Sen isteyince yapamayacağın şey yoktur. Beni de aramayı unutma. Tamam, bay bay. Görüşürüz. Günaydın. Günaydın yavrum. Günaydın. Sağ olun. Yeni mi kalktınız? Yok Şenem, ben erken kalktım. Dışarı çıktım, biraz yürümek istedim. Yeşim Hanım, çay içer misiniz? Aa, yok Mürvet, ben portakal suyu alırsam çok sevinirim. Tabii Yeşim Hanım. Ben de portakal suyu alırım Mürvet. Baş üstüne Çınar Bey. Bana bir de çay getir. Çınar. Bugün işe gitmesen de biraz gezsek olmaz mı? Olmaz. Benim şirkete gitmem lazım. Hem sen annemle çocukların getirilmesini organize et. Ayrı kalmanın manası yok artık. Ben ayarlarım çocukları. Sen git gez karınla. İş güç kaçmıyor ya evladım. Olmaz anne. Bugün önemli toplantılarım var benim. Oğlum, biraz içeri gelsene. Seninle konuşmamızı icap eden birkaç husus vardı. Şimdi mi? Uzun sürmez oğlum. Babasının oğlu işte. Ben gidin gezin diyorum. O da iş güç konuşma derdinde. Ben şirkette olmayınca bütün işler Reyhan'ın üstüne kalıyor. Böyle bir durumda Reyhan anlayışla davranıp gereğini yapar. Bak Yeşim hiç söz etmedi. Balayına bile gidelim demedi. Sen de üstüne düşeni yap. Kızla ilgilen biraz. İyi tamam da babacığım. Oğlum, kocası olarak üstüne düşen vazifeni yapacaksın. Karının en tabii hakkı bu. Oğlum, ne var bunda bu kadar efkar yapacak? Biz zaten iyi arkadaşız demiyor muydunuz? Evet, sadece o kadar. E arkadaşın olarak götür oğlum o zaman. Aa. Hadi aşağı geçelim. Halledebildiniz mi meselenizi? Babamla bir iki dosyayı inceledik de... ...bu
bugüne yetiştiremeyiz diye yarına bıraktık biz de. Hadi hazırlan da biz çıkalım. Bugün hava güzel, tekneyle açılalım biraz. Gerçekten mi? Bak bu çok isabetli oldu. Çocuklar yokken karı koca keyfini çıkarın. Ben hemen hazır olurum. Tabii, keyfini çıkaralım. Ben gidip hazırlanayım. Afiyet olsun. Sağ ol oğlum. Ben de şirkete geçeyim. Ayol, bütün yük Çınar'ın sırtında, o bile gitmiyor işe. Siz de oturup istirahat buyurun biraz. Asıl o yokken şirketin başında durmamı icap ediyor İkbal Hanım. Ben biliyorum kimin başında olacağınızı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.